Aslında bana göre bir olumlu yan var. O da bu suçun bir insanlık suçu olduğunu mahkeme tespit etti. Ama sonuçlar çıkarırken önemli hatalar yaptı mahkeme. O da şu, dedi ki zaman aşımına uğramıştır dedi bu dava. Aslında zaman aşımına uğramamıştır. Ben onu izah edeyim size. Uluslararası hukuka göre uğramıyor. İkincisi de faillerin fer'i yani ana failler olmayıp onlara yardımcı olan kişiler olduğu için böyle bir karar verdiğini söyledi. Üçüncüsü faillerin işte kamu çalışanı olmadıkları için, özel kişiler oldukları için burada insanlık suçundaki unsurlardan dolayı zaman aşımının işlememesi söz konusu olmayacağı gibi sonuçlara vardı. Bunlar tamamen hatalı sonuçlar. Çünkü insanlık suçu kavramında zaman aşımı işlemez, özelliği odur. Bir de istisnaen sanığın aleyhine de olsa geriye işler. Bu da ilk defa 1946 yılında Nürnberg Mahkemesi'nde uygulanmıştır. Nazilere karşı bu argümanların geçerli olmaması için insanlık yeni bir kurum bulmuştur. Vicdanını kurtarmak için, insanlık vicdanını kurtarmak için ve bu kurumda o olmuştur. Ceza kanununun bir istisnası olmuştur. Türkiye'de anayasanın 90. maddesi açık. Uluslararası hükümler kanunun önünde gelirler ve burada da uluslararası hükümler çok açık. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı da bu konuda bir kararı var, Litvanya'ya karşı vermiş olduğu. Oradaki karar tamamen bu mahkemenin vardığı sonuçları ortadan kaldırır. Ümit ediyorum Yargıtay bunu görür Türkiye'de. Görmezse İnsan Hakları Adalet Divanı'nın bunu göreceğini ümit ediyorum. Türkiye'de bu hükümet tam 9 yılı aşkın bir zamandır hükümet ve güya demokratikleşme çalışması var. Çarpık hallerin ne olduğunu bilmenizi isterim. Örneğin kamu alacaklarının tahsiline ilişkin kanun sanırım 104. maddesiydi. Bir kişi yurt dışında ise kamunun alacağı, devletin alacağı zaman aşımına uğramıyor. 30 yıl sonra Türkiye'ye gitse devlet yakasına yapışıp alacağını alıyor, para alacağını. Ama kişi adam öldürmüş. Zaman aşımı işletiyoruz bu konuda. Dikkatinizi çekerim. Demek ki ne sık mı? Bir başka noktaya dikkat çekerim. Bu insanlar Türkiye'de kısmen hapishaneden kaçmışlar. Pasaport alabilmişler. Bir uçağa binebilmişler ve havaalanından seyahat edip Almanya'ya ulaşmışlar. Bunu kendileri söylüyorlar ifadelerinde. Ve pasaportları da sabit. Yani demek ki bu adamlar Türkiye'de kullanmış ve korunmuşlar bunu yaparken. Ve burada kalıyorlar. Güya bu adamların Türkiye'ye iadesi isteniyor. İade istenirken de eksik belge gönderiliyor. Yani Alman makamlarına gönderilen belgeler, örneğin Türkiye'deki mahkemenin kararını göndermek yerine mahkemenin duruşma protokolleri gönderiliyor buraya. Duruşma protokolleri, bunu ben söylemiyorum. Aachen İdare Mahkemesi 22 Aralık 2011 tarihinde verdiği kararda söylüyor. Bunlar olmuş ve bir öbür boyutu da sanıyorum Almanya içinde çok önemli elemanlar olmuşlar bu arkadaşlar. Onun için Almanya bu kişilerin sığınma statülerini zamanında tanıdığı gibi daha sonra da güya iptal etmek istiyormuş gibi davranıyor. Ama ne hikmetse Almanya'nın göç ve sığınma dairesi duruşmaya dahi gitmiyor. Halbuki aile birleşimine engel konusu olsa orada mutlaka bir memuruyla bulunur ve sonuna kadar savaşır. Duruşmaya dahi gitmiyor. Gerekli belgeleri sunmuyor, yeterince araştırma yapmıyor ve bir Alman makamı Alman mahkemesine Türkçe belgeler sunuyor tercüme etmeksizin. Bunlar var. Demek ki ben buradan bir sonuç çıkarıyorum. Demek ki Türkiye'deki hükümet din kardeşlerinin huzurunu bozmak istemiyor Almanya'da. Huzur içinde yaşasınlar diyor. Ve demek ki Almanya'da bu adamları, benim tahminim bu, burada muhbir olarak kullanıyor. İslami örgütler içerisinde değerlendiriyor onları. Ceplerine para dolduruyor. Burası için çok kıymetli oldukları için burada onlara görev vermiş ve onları koruyup kolluyor. Ama bu bir papaz kaçtı oyunudur. Papaz kimin elinde kalırsa o kaybeder. İstiyorsa Almanya papazlar elinde tutabilir. Kendisi bilir. İnsanlık suçu tespiti yapılmıştır. Bu yurt dışına kaçan sanıklar açısından da böyledir.
Bu suç zaman aşımına uğramaz. Bu kişilerin ne kadar doğru bilgilerle burada sığınma aldıklarını araştırmak gerekir. Sözünü ettiğim Aachen İdare Mahkemesi'nin kararında bazı inisiyaller kullanılıyor. Yani kişilerin adları kısaltılıyor. Baş harf ve son harf. Ve bu kısaltmaların hiçbirisi aslında burada resmi olarak yaşayan kişilerin isimleriyle uyuşmuyor. Buradan şu sonuca varıyorum. Ya bu adamlar yanlış bilgi vererek, yanlış kimlik vererek sığınma aldılar. Veya devlet onlara başka kimlikler verdi. Bunun bir açıklığa kavuşması gerekir. Bu noktada yapılacak araştırmalar ve Türkiye'deki makamların ciddi bir şekilde bütün belgeleri sunarak, delilleri sunarak geri istemeleri, gerekirse Türkiye'de yeniden yargılama yapılması, örneğin Abdullah Öcalan konusunda bu oldu. Dendi ki askeri mahkeme yapmıştır, doğru değildir. Bu kişilerde de mahkeme diyor ki askeri mahkemenin yaptığı kabul edilemez diyor. Okey. Ondan sonra yeni yargılama yapılabilir. Deliller mevcut, dosyalarda sabit, görüntüler var, itiraflar var, tanıklar var. Bunları yapılırsa bana göre buradan bir sonuç alınabilir. Onun için bu konuda her iki tarafın, yani hem Almanya'nın hem Türkiye'nin ciddi şekilde çaba göstermesi gerekir ve onun da birisini zorlaması lazım bu işlere.